sorumluluk var. Ama oyunu korumak da en az korumak önemlidir. Seçmenlerin de birer sandık görevlisi gibi davranmalarını bekliyoruz. Zaten burada sandık görevlileri var, resmi sandık görevlileri var, müşahitler var, bizim arkadaşlar da bu sandıklarda görev başında. Evet, sandık görevlileri dışında seçmenlerin de aynı şekilde oylarını, iradelerini korumak için bu görevlerini yerine getirmeleri gerekiyor. Son ana kadar sayım bitene, çuvallar, oylar çuvallara doldurulana kadar herkes kendi oyunu takipçisi ve koruyucusu olsun. Bizler ülkenin demokratik, özgür, aydınlık bir geleceğe ulaşabilmesi için elimizden gelen çabayı harcadık. Üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirdiğimize inanıyoruz. Halkımızın da şimdi bu yönde iradesini ortaya koyacağından eminiz. Yarın başka bir güne uyanacağız diye, yarın yeni bir başlangıca açılan yolu hep birlikte yürümeye başlayacağız inşallah. Hem katılım oranlarıyla ilgili şöyle bir beklenti oluştu, daha doğrusu bir tahmin oluştu. Birinci tura göre katılım oranlarının düşeceği, özellikle bölge illerinde de bunun hissedileceği öngörülüyor. Sizin tahmininiz nedir? Birinci turdaki gibi bir katılım olur mu? Bize gelen bilgiler katılım oranının yüksek olduğu yönünde, hem bölgeden hem de başka şehirlerden ilk